Arkadaşlar merhaba. Yeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Şu an elimde bir GSM Shield var. Bu GSM Shield'ın aslında en büyük özelliklerinden bir tanesi de Arduino'nun GSM kütüphanesiyle tamamen uyumlu olması. Tamamen uyumlu olması aslında ne anlama geliyor arkadaşlar? Burada GSM modülünün ismini görüyoruz. Quectel M95. Arduino'nun GSM kütüphanesiyle %100 uyumlu çalışıyor. Peki uyumlu olmasa ne olacaktı? Farklı kütüphaneler bulabilirdik ya da AT komutları da doğrudan kendimiz yapabilirdik. Ben başka bunun diğer özelliklerinden bahsedeyim. Bir power konnektörü var arkadaşlar. Bu Arduino'nun power konnektörü ile paralel 7-35 volt arasına kadar regüle edebiliyor ama Arduino'nun power konnektörü 35 voltu regüle edemediği için tavsiyemiz 9-12 volt arasında bir doğru akım kaynağı kullanmanız. Onun dışında arkadaşlar RS-232 portu var. RS-232 portuyla hiç kullanmadım ben ama sanırsam Arduino gibi bir mikro işlemci olmadan da bilgisayarla bunu kullanabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Burada bu ayarı yapabilmek için iki tane jumper var. Bu jumperları sol tarafa alırsanız bilgisayardan yani RS-232 portunu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde ise Arduino üzerinden kullanabiliyorsunuz. Zaten burada bakıyoruz. RXTX pinleri var. 2 ve 3 numaralı pinlere zaten Shield doğrudan bağlı. RS-232 meselesi bu kadar arkadaşlar. Onun dışında şuralardan bahsedeyim. Burada bir push button var. Shield'ı yani modülü açıp kapatmaya yarıyor. Ama zaten biz bunu Arduino kütüphanesi otomatik olarak yaptığı için ayrıca basmaya da gerek kalmıyor. Manuel olarak kapatıp açmak için kullanılabilir. Onun dışında burada iki tane LED var. Buradaki LED güç geldiğini bize belirtiyor. Yanındaki de ağa bağlı olup olmadığını belirtiyor arkadaşlar. Onun dışında buradaki pinlerin üzerinde yazan ring pini var ve power pini var. Bu power pini şu butona basmayla aynı işi yapıyor. Dolayısıyla bunları da aslında çok bilmemize gerek yok ama yine de bahsetmiş olalım. Arkada bir sim kart yuvası var. Bu büyük sim kartlardan. Gerçi benim elimde küçük bir sim kart var. Mikro sim kart var ama bir sıkıntı olmuyor. Oraya oturttuğunuz zaman sorunsuz çalışıyor. Hani bir dönüştürücüye de gerek yok. Anten olarak standart GSM anteni var. Bütün GSM modüllerinde hatta bu telefonlarda falan da kullanılıyordu eskiden. Bu tip bir anten kullanılıyordu. Standart bir anten. Arkadaşlar şimdi bir örnek yapalım bu GSM Shield'la. Daha iyi anlaşılsın. Ondan önce bu GSM Shield'ı nereden aldığıma gelelim. Arkadaşlar internet üzerinde araştırma yapıyordum. Daha önce birçok GSM modülü, GSM Shield'ı kullandım. SIM 900 olanlardan kullandım. Telit kullandım. SIM 800 kullandım. SIM 300 kullandım. Şu an adını hatırlamadığım birkaç tane daha GSM modülü ve GSM Shield'ı kullandım. Dedim hani bu orijinal olanlardan Türkiye'de yok mu? Bazı sitelerde satılıyor ama ben bir tane arkadaştan buldum. gsmcontrol.blogspot.com.tr diye bir adresi var. Kontrol ediyorum bir saniye doğru mu söyledim? Evet, gsmcontrol.blogspot.com.tr arkadaşlar. Bunun da linkini vereceğim. Böyle bir sitede bir arkadaş kendisinin ürettiğini söyledi. Ben de kendisiyle iletişime geçtim. Ürünü aynı gün bana kargoya verip gönderdi. Gayet hızlı bir şekilde elime ulaştı. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Kendisi üretiyormuş. Ama kendisinin üretmesi bir dezavantaj değil, avantaj. Çünkü fiyatı çok uygun diğer Shield'lara göre. Ve arkadaşlar %100 olarak Arduino'nun GSM kütüphanesiyle uyumlu olması da bize büyük avantajlar sağlıyor. İnternette bulduğunuz birçok örnek bununla çalışıyor zaten. Örnek bulamasanız bile Arduino'nun kendi kütüphanesinin içerisindeki örnekler var. Ben yaptığım projenin örneğini de sizinle paylaşacağım zaten. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir örnek yapıyorum. Peki örnekte neler kullanacağım? Hemen hızlıca ondan bahsedeyim.
Bir tane SIM kart, PTTSL yani Avian'ın altyapısını kullanıyor. Önemli değil. Türkiye'deki bütün GSM operatörleriyle uyumlu çalışıyor. Arduino Uno. Bir de şöyle bir altlığı var arkadaşlar. Ben bu altlığı çok seviyorum. Kısa devre yapmasını engelliyor buradaki metallerden. Neyse konumuz bu değil aslında. Hemen hızlıca bunu da takayım. Bu GSM Shield arkadaşlar Arduino'nun USB'den beslerken ki enerjisiyle çalışıyormuş gibi gözüküyor ama çok stabil çalışacağını düşünmüyorum. O yüzden adaptörle besleyeceğim ben. Adaptör Huawei'ymiş markası. Muhtemelen eski bir tane modemden kalma. 12 volt 0,5 ampermiş arkadaşlar. Gayet yeterli. Aslında bu GSM modülleri anlık olarak arama yaparken ya da gönderme alma yaparken 2 ampere kadar anlık olarak güç tüketebiliyor. Dolayısıyla güçlü bir güç kaynağı kullanmak lazım ama üzerindeki zaten kondansatörler falan bu anlık akım patlamalarını tolere edebiliyor. Bunu kullanacağız dedik. Bir tane USB kablosu kullanacağız standart. Arkadaşlar son olarak da LM35DZ sıcaklık sensörü kullanacağım. Peki biz bununla ne yapacağız? SMS atacağım hava kaç derece diye. Karşılığında sıcaklığı öğreneceğim arkadaşlar. Böyle basit bir örnek yapacağız. Hızlıca örneğe başlayalım. Örneğe başlamadan önce tabii bu sıcaklık modülünü takmak için 3 tane pine ihtiyacım olacak. Artı 5 volt toprak ve analog 0. Dolayısıyla şu pini eğiyorum şöyle. Buradan da 5 voltla toprağa eğiyorum. Buralara sıcaklık sensörünü takacağım. O yüzden eğdim. Sıcaklık sensörünü takıyorum hemen. Arkadaşlar yazılımımızı Arduino'ya yükledik. Hemen bir mesaj atarak deneme yapalım. Arduino ismindeki SIM kart bu cihazın içerisinde şu an. Hava sıcaklığını soracağım. Hava kaç derece yazıp gönderdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde arkadaşlar sıcaklık 23,93 derece diye bana cevap geldi. Peki başka neler yapabiliriz? Ne kadar zamandır açık olduğunu soralım. Çalışma süresi 117 saniye diye cevap geldi arkadaşlar. Bir de adını soralım. İsmim Arduino Haver diye cevap verdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu GSM Shield'ı kullanarak çok güzel projeler yapabilirsiniz. Çok fazla vaktinizi almaz. Hazır kütüphaneler var, hazır örnekler var. Benim bunları yapmam bir 10 dakika, 15 dakika, 10-15 dakika kadar zamanımı aldı. GSM ile proje yapmak isteyen arkadaşlara bu Shield'ı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaş kendisi üretiyormuş. Fiyatı da gayet uygun. Bu arada şu kablo tek başına bunu beslemek için yeterli. Biraz önce söylemiştim. Yani buraya takmanız da arkadaşlar, buraya takmak arasında fark yok. İkisi de aynı yere gidiyor. Arkadaşlar bu kadar. Gayet güzel bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle GSM konusunda Türkiye'de bir problem var bu e-mail kayıtları yüzünden. Bizim arkadaşımız da bunu avantaja çevirmiş. Hoşça kalın.